Eko Homo Kişi nasıl kendisi olur? Friedrich Nietzsche Zamansız yazılar 1. Zamansız yazıların dördü de tamamen savaşçıdır. Benim düşlere dalmadığımı, kılıç çekmekten hoşlandığımı, hatta belki de tehlikeli bir şekilde kılıç çektiğimi kanıtlar. 1873 ilk saldırıyı o zaman bile acımasız bir küçümsemeyle baktığım Alman kültürüne yapmıştım. Anlamsız, özsüz, acımasız. Sadece kamuoyu, Almanların büyük savaş başarılarının bu kültürün lehine bir şey kanıtladığına ya da Fransa'yı bu şekilde yendiğine inanmaktan daha korkunç bir yanılgı olamazdı. İkinci Zamansız Yazı, 1874, bilimi düzenimizin yöntemindeki yaşamı kemiren ve onu zehirleyen tehlikeye ışık tutmaktadır. Bu insani anlamını yitirmiş makine ve mekanizmalar, işçinin kişiliksizleşmesi, bu iş bölümünün yalan yanlış verimliliği gibi şeyler hayatı sağlıksızlaştırmıştır. Amaç yani kültürü kaybetmişiz. Modern bilimin araçları barbarlaştırılmıştır. Bu yazıda bu yüzyılın gurur duyduğu tarihsel algı bozulmanın tipik bir belirtisidir. Üçüncü ve dördüncü zamansız yazıda daha yüksek bir kültür kavramına, kültür kavramının restorasyonuna dikkat çekmek için kendini aramanın, kendini düzeltmenin en çetin iki örneği ortaya konuyor. Aykırı iki örnek. Reich, Kültür, Hristiyanlık, Bismarck. Başarı adlarıyla çevresindeki her şeye karşı yüce bir küçümseme duyuyor. Yani Schopenhauer ve Wagner ya da tek kelimeyle Nietzsche. 2. Bu dört öldürme girişiminden biri olağanüstü başarı kazandı. Yarattığı yaygara her açıdan mükemmeldi. Muzaffer bir ulusun yarasına parmak basmıştım. Galibiyetleri kültürel bir olaya değildi. Belki de başka türlü bir şeydi. Her ağızdan bir şey çıktı ve sadece kendi kendine yeten dar kafalı bir Alman aydını örneği olarak, kısacası Eski ve Yeni inanç Üstüne adlı birahane incilinin yazarı olarak, gülüş düşürdüğüm David Strauss'un dar kafalı aydın sözü benim yazımdan dilimize geçmiştir. Eski dostları da dahil herkes bir cevap verdi. Deve kuşlarını gülünç bulup iğnelediğim ve Württembergerli ve suap dediğim bu eski dostları bana böyle samimi ve kabaca cevap verdiler ki, bundan daha iyisini beklemezdim. Prusyalıların tepkileri daha akıllıcaydı. Damarlarında ne de olsa Prusya hüznü akar. Bir Leipziger gazetesi olan ünlü Grenzboten en çirkin yanıtı verdi. Öfkeden deliye dönen bazellileri gazeteye karşı zor sakinleştirdim. Ne olduğunu anlamadığım nedenlerden dolayı birkaç yaşlı beyefendi koşulsuz benim tarafımı tuttu. Aralarında benim şütrası olan saldırımı oldukça ölümcül bulduğunu söyleyen Göttingenli Ewald vardı. Bir de eski hegelcilerden ve bu yazıdan sonra benim en dikkatli okurlarımdan biri olan Bruno Bavyer. Son yıllarında kültür kavramı konusunda kimden bilgi alınabileceğini göstermek için mesela Prusyalı tarihçi Henrik von Trischke'ye benim yazılarımı tavsiye etmeyi severdi. Bu yazım üzerine en uzun ve en düşünceli yanıtı yaşlı felsefeci von Bader'in bir öğrencisi olan Würzburg'da profesörlük yapan Hoffman adında biri verdi yazımda benim için büyük bir yazgı öngördü. Ateizm meselesinde bir tür kriz meydana getirmek ve nihai karar vermek bana düşüyordu. Ben de en kökten ve en insafsız türünü görüyordu ateizmi. Beni Chopin'a çeken şey de bu ateizmdi. İçlerinde en çok okunanı ve en çok acı hissettireni ise bu eli kalem tutan son insani Alman olan yumuşak başlı Karl Hillebrand'ın olağanüstü sert ve cesur savunması oldu yazısı Augsburger Zeitung'da çıkmıştı. Bugün aynı yazı biraz daha yumuşatılmış haliyle toplu yazıları içinde okunabilir. Benim yazım burada bir olay, bir dönüm noktası, ilk defa kendini tanıma, tüm belirtilerin en iyisi Alman ağır başlığından ve Alman tutkusunun gerçekten yeniden doğuşu olarak gösteriliyordu. Hillebrand yazının biçimini, olgun beğenisini, kişiyle konuyu ayırmadaki kusursuz ölçülülüğüne övgüler yağdırıyordu yazıyı şimdiye kadar Almanca yazılmış en iyi tartışma yazısı olarak görüyordu. Öyle ki Almanlar için tehlikeli ve tavsiye edilmeyecek bir tartışma biçimidir. Benimle tamamen aynı görüşte olup Almanya'da dilin bayağılaşması hakkında benim dilimin söylemeye varmadığı şeyleri daha keskin bir dille söylüyor. Bugün dilde sadelik yanlısı sanatçıyı oynuyorlar ve artık tek bir cümle dahi kuramıyorlar. Aynı şekilde ulusun başta gelen yazarlarını küçümsüyor, benim cesaretime ulusun üstün saydığı şeyleri hiç korkmadan suçlamamdaki üstün cesaretime duyduğu hayranlıkla yazısını bitiriyordu. Bu yazının yaşamımda küçümsenemeyecek etkileri oldu. Bu yazıdan sonra kimse bana dalaşmadı. Almanya'da insanlar bana karşı suskun, bana garip bir tedirginlikle yaklaşıyorlar. Bugün kimsenin sahip olmadığı bir konuşma özgürlüğüne sahip oldum Almanya'da. Cennetim kılıcımın gölgesindedir. Aslında Stendhal'ın bir ilkesini uygulamıştım sosyeteye girmek için insanın bir düello yapması gerektiğini nasihat eder. Kendim için ne yaman bir düşman seçmiştim ama. ilk Alman özgür düşünürü. Sonuç olarak tamamen yeni bir tür özgür düşünce ortaya çıktı. Bugüne kadar bana tüm o Avrupalı ve Amerikan özgür düşünürlerinden daha yabancı ve alakasız bir şey çıkmadı karşıma. Çağdaş düşüncelere talim eden uslanmaz man kafalarla ve maskaralarla aramdaki ihtilaf onların düşmanlarıyla aramda olandan çok daha derindir. Kendi kafalarına göre insanlığı düzeltmek istiyorlar. Neye karşı olduğumu, ne istediğimi anlasalardı amansız bir savaş açarlardı bana. Sanırım hepsi hala ideallere inanıyor. İlk ahlak karşıtı benim. 3. Schopenhauer ve Wagner isimlerini taşıyan iki zamansız yazı. Bu iki vakayı anlamakta ya da psikolojik meselelerin ortaya konmasında işe yaradıklarını söyleyemeyeceğim. Elbette istisnaları da var. Mesela Wagner'in yaratılışındaki ana öğeyi, kullandığı araçların ve niyetlerinin zorunlu bir sonucu olduğu, onun o tiyatro oyuncusu yeteneğini hemen fark etmiştim. Bu yazıda aslında tamamen psikolojik bir arayıştan tamamen farklı bir şey yapmak istiyordum. Denzersiz bir eğitim sorunu, kendini disipline etmede yeni bir kavram. Katı bir şekilde kendini savunma. İlk elden büyüklüğe ve tarihsel görevlere götürecek bir yolu açıklama. İşin özü bir şeyi ifade etmek. Elimin altında daha fazla biçem, işaret, araç olması için fırsatı kaçırmamak adına bu iki ünlü ama öncesinde hiçbir şekilde belli olmayan ismi ele aldım. Üçüncü zamansız yazımın yedinci bölümünde olağanüstü bir sağgörüyle buna değinilmiştir. Platon da Sokrates'ten aynı şekilde göstergesel olarak faydalanmıştı. Bu yazıların tanık olduğu o oldukça uzak geçmişteki durumlara şöyle bir baktığımda sadece kendimden bahsettiğimi inkar edemem. Wagner Beyrut'ta benim geleceğime dair bir görüştür. Eğitimci olarak Schopenhauer'da içsel tarihim, gelişimim anlatılmaktadır. Hepsinden öte ettiğim yemin. Bugün ne olduğum, bugün nerede olduğum, sözlerle değil sadece yıldırımlarla konuştuğum o yükseklerde bunlardan ne kadar da uzaktım. Ama ülkeyi gördüm, Yol, deniz, tehlike ve başarı konusunda bir an olsun kendimi kandırmadım. Söz vermenin derin sükuneti sadece bir söz olarak kalmayacak bir geleceğe bakmak. Buradaki her söz yaşanmıştır, derindir, içtendir. Acı çeken, gerçekten kanayan sözlerde eksik değildir. Ama hepsinin üzerinden büyük bir özgürlük yeğler eser. Yaralar bile buna karşı gelmez. Benim filozoftan anladığım şey, önünde ne varsa hepsinin tehlikede olduğu korkunç bir dinamit. Benim felsefeci kavramımla Kant'ı bile içeren ama akademik geviş getirenlerden ve diğer felsefe profesörlerinin esamesi bile okunmayan aralarında muazzam bir farklılık var. Bu yazı burada paha biçilmez bir ders verir. Burada sözü edilen eğitici olarak Schopenhauer değil, tam tersi eğitici olarak Nietzsche'dir. Benim zanaatımın bilginlik olduğu ve belki de zanaatımda usta olduğum düşünülürse, bu yazıda aniden ortaya çıkan bilginlerin psikolojisi hakkındaki acı kısım önemsiz sayılmamalıdır. Bu kısım uzaklık duygusunu, görevimin ne olduğu hakkındaki derin kesinliği ve araçları, dinlenmeyi ve katkıları ifade eder. Tek bir şey olabilmek, tek bir şeye varabilmek için pek çok şey olabilmek ve pek çok yerde bulunabilmektir benim bilgeliğim. Bir süre için bilgin olmam gerekiyordu. Bu bölümün sonu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Dünya kanalına abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Sağlıcakla.